Merhaba arkadaşlar. ALES 2013 sözel mantık sorusu, sözel bir testindeki. Olabildiğince pratik çözmeye çalışacağım. Sayfaya gelen sorularda yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. kpsrehber.com için hazırlanıyor video. Aşağıdaki haritada havaalanı bulunan bazı iller ile bu iller arasında bulunan deniz ve demiryolu hatları gösterilmiştir. Bir haritamız var. Hava yolu, deniz yolu, demir yolu 3 şekilde ulaşım var. Hava yolu taşımacılığı detaylandırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'den diğer illere çift yönlü. Diğer illere gidebiliyorsun, gelebiliyorsun. Diğer illerden ise yani bu üçünün dışındaki illerden ise yalnız o ilin doğusunda bulunan illere tek yönlü. Bu önemli bir bilgi. Yani Kayseri'den Malatya'ya gidebiliyorsun ama Malatya'dan Kayseri'ye gelemiyorsun. Doğuyu batıyı bile alt tarafta belirtmiş şurada. Deniz ve demiryolu taşımacılığı haritada gösterilen hatlarda çift yönlü. Yani bunda bir sorun yok. Doğu batı sorunu yok. Yolcular haritada gösterilen illerde hava, deniz ve demiryolları arasında aktarmalar yapabilmektedir. Aktarma da yapabiliyor. Deniz ve demiryolunu kullanan yolcular nihai varış noktalarına ulaşmak için haritada gösterilen illerde aktarma yapmak zorundadır. Yani Ankara'dan çıkıp Kayseri'ye gideceğim. Arada Nevşehir'de aktarma yapayım. Yok yani burada haritada olan şeylerle ilgili. Ve detaylandırıyor yine. Kişilere bu sefer geçiyor. Diyor ki 4 tane yolcu var. Asiye, Buğracan, Davut. Şunlar biliniyor. Davut yolculuğuna İstanbul'dan başlıyor. Diğerleri Ankara'dan. Tüm yolcular bir kez aktarma yapıyor. Yalnızca bir kez. Yani İstanbul'dan başladı. Bir yere gidiyor. Sonra oradan en son nihai varış noktasına geçiyor. Diğerleri ise Ankara'dan bir yere aktarma yapıyor, sonra nihai varış noktasına geçiyor. Cenk Sivas'tan demiryoluna aktarma yapmıştır. Asiye nihai varış noktasına ulaşmıştır. Tabii bu Cenk Asiye detayı sonra kullanılacak. Soruda karşımıza çıkınca. Şimdi Buğra'nın yaptığı yolculukla ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Buğra ile ilgili ne biliyorum? Ankara'dan başlıyor yolculuğa. Bir aktarma yapacak. Ankara'dan uçakla her yere gidebiliyor. Diğer illere çift gidiş geliş var. Dolayısıyla Ankara'dan başladı. İzmir üzerinden. Ankara'dan İzmir'e geçebilir. Antalya'ya deniz yolu sorun yok. İzmir'den Antalya'ya hava yolu sorun yok. İzmir'den İstanbul'a deniz yolu bakalım var mı? Var. Antalya üzerinden İzmir'e deniz yolu. Antalya'ya geçip İzmir'e geçebilir. Sorun yok. Antalya üzerinden İzmir'e hava yolu. Bir dakika. Hava yolunda benim bir sınırlamam vardı. Neydi o? Doğuya gidebiliyoruz. Batıya gidemiyoruz. Antalya'ya geçtin ama batıya gidemezsin hava yoluyla. Burada İzmir'e geçtin. Oradan Antalya'ya doğu olduğu için geçmiştin. Geçtik. Malatya'da aktarma yaptığı bilinen Asiye. Asiye'de de ne vardı Asiye ile ilgili? Nihai varış noktasına uçakla ulaşmıştır. Yani aktarmadan sonra uçakla ulaştığı için eğer Ankara, İzmir, İstanbul'da değilse batıya gidemez. Doğuya gitmesi lazım. Ve söylüyor Malatya'da aktarma yaptı diyor. Yani Malatya'dan sonra havaalanıyla gideceği için, hava yoluyla gideceği için doğuya batıya gidemez. Doğuya gidecek. Kaldı ki ona da gerek yok. Varış noktası hangisi olamaz? Şimdi bu varış noktalarını işaretleyelim. Muş, Kars, Erzurum, Trabzon ve Sivas. Böldüğümüzde Malatya burada, bunlar doğusunda, bu batısında kalıyor. Cevabımız Sivas. Davut'un aktarma ve nihai varış noktaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Davut'un, ha burada arada bir soru vardı. Önce bunu çözelim, fark etmez. Davut'un aktarma ve nihai varış noktaları. Şimdi Davut'la ilgili ne biliyorum? İstanbul'dan yola çıktı. Şimdi diyor ki aslında 47'ye benziyor biraz. İstanbul'dan yola çıktı Davut. Şunların hangisini yapamaz? Kayseri'ye aktarma yapacak. Tamam. Her yere zaten var uçak İstanbul, Ankara, İzmir'den. Sonra Malatya'ya geçecek. Sorun yok. Kayseri, Malatya, Trabzon'a geçti, Samsun'a geçecek. Sorun yok. Uçakla geçemez ama demir yol şey deniz yolu var. Kars'a geçti, Erzurum'a geçecek. Kars'tan Erzurum'a uçakla geçemez ama demir yolu var. Ve Muş, Sivas bakalım. Muş'a geçti. Şimdi Sivas'a gidemez hava yoluyla.
demir yoluyla gitse bir aktarma daha yapması lazım. Başka da bir alternatif yok. Bu olmadı. Adana-Kars, Adana'ya geçti. Sorun yok. Kars'a geçecek. Doğu'da sorun yok. Hava yoluyla geçiyor. Cevabımız D. 49.50'nin altında kalmıştı. Onu da çözelim. Diyor ki Cenk'in nihai varış noktası hangisi olabilir diyor. Cenk'le ilgilenebiliyorum. Ankara'dan başladığını biliyorum. Sivas'ta demir yoluna aktarma yaptığını biliyorum. Sivas'ta aktarma yapıyor Ankara'dan. Sivas'tan sonra hangilerine gidebilir? Hemen işaretleyelim söylediği yerleri haritada. Muş, Kars, Kayseri, Erzurum ve Sivas. Şimdi bunların özelliği ne? Bakalım. Sivas, Kayseri bir vesait. Yani arada bir şey yok. Sivas, Malatya arada bir tane daha. Sivas'tan Muş'a giderken arada Malatya engeli var. Sivas'tan Erzurum'a direkt gidebiliyor. Ama Kars'a giderken arada Erzurum engeli var. Sadece bir aktarma yapma hakkı vardı. Onu da Sivas'a gelerek kullanmıştı. Dolayısıyla biz burada Kayseri ve Erzurum'a direkt geçebiliyoruz. Bunlar olabiliyor. Bu şekilde sözel mantık sorumuzu da çözebiliyoruz. Ne vardı? Şurada çok eleyici bir bilgi vardı. Ayrı bir cümle içinde de değil, uzun bir cümlenin sonunda vermiş ki belki de gözden kaçsın. Onun dışındaki bilgiler soruyla alakalıydı ama aşırı eleyici bir bilgi değildi. Ama dikkat ederseniz hava yoluyla batıya gidememe bilgisi birçok sorunun kaderini belirledi.